gerçekten kimliğe özelinde çok bilinçli şekilde iyi çalışmalar yapıyor. Bizler de proje ekibi olarak Şahat bundan sonrasında daha da katkı sağlamaya çalışacağız. Faaliyetlerimize göre planlama yapacağımızı söyledik. Ve dün faaliyet planını yaparken de ne dedik? Ana faaliyetlerimizi listeliyoruz. Biz proje faaliyetlerinin neler olduğunu, neleri hangi sürede yapacağımızı, yer ve zamanlarını, kişi sayılarının hepsini net bir şekilde ortaya koymuş oluyoruz. Deprem tahliye tatbikatının uygulama şeklini size anlatacağım. Deprem tahliyesi depremden sonra yapılır. Deprem anında kesinlikle tahliye olmaz. Ama yangın tahliye olsaydı, yangın tahliyesi de yangın anında yapılırdı, değil mi? Afet şeklinde büyük depremlerde bırakın kaçmayı, yürümeyi, ayakta bile duramazsınız. Mutlaka bir süre sonra savrulur, bir yerlere çarparsınız. Ya da üst katlardan, balkonlardan, pencerelerden atlar 2017 depreminde olduğu gibi yaralanmaların hemen hemen hepsi bu şekilde meydana gelmiş. Verdim, hemen tuttum beyin alttan, kendimi tuttum sıkı bir şekilde. Bu şekilde biz uzun mesafeleri taşıyabiliriz, merdivene indirebiliriz. Kalan yok. Kalan yok. Sizin bölgede kalan yok. Toplama yerinde üst kat sorumlusu arkadaşım. Evet. Nasıl durum? Yukarı kalan var mı? Kalan kimse yok. Kalan kişi. Herkes burada. Benim için en önemli konu tatbikat yapacak olan görevlilerin ve tatbikatı uygulayacak olan personelin tatbikatı benimsemeleri. Size bunu gördüm. Çok iyi bir şekilde gördüm. Tekrardan hepinizi tebrik ederim.